İnsan zihninin kendince oyunları vardır. Nimetten kaçar insan zihni. Nimet dediğin şimdi burada olmaktır. Şimdiden başka hiçbir an yoktur. Nefes aldığımız, nefes verdiğimiz tek an, canlı olduğumuz tek an şimdidir. Başka yerde değil, her zaman buradayızdır. Nerede olursak olalım, şimdi ve burada olmak biricik nimettir. Ancak bu sorumluluk getirdiği için mi bilinmez, insan zihni sürekli şimdiden fellik fellik kaçar, burada olmamak için elinden geleni yapar. Zihin bize oyunlar oynar. Bunlardan bir tanesi, koşullayıcı zihindir mesela. Şu 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 şartlar gerçekleşirse, şunun olursa, buna sahip olursam ancak mutlu olacağım der. Onlar da hep ileridedir. Şimdi burada hiç olmaz. Şimdi burada o şartlar gerçekleştiğinde ise mutlu olmayı bilemediği için tekrar yeni bir koşul ortaya koyar. Koşullayıcı zihin. İkincisi karşılaştırmacı zihin. Aa o ne kadar mutlu. Onun Instagram takipçisi milyonları geçiyor. Aa ona daha çok like geliyor. Onun evi daha güzel yerde. O daha mutlu. Arabaları daha yeni model. Karşılaştırmaya başladığında hazır ol. Asla mutlu olamayacaksın. Birilerinden daha iyisen muhtemelen onlar seni her an yakalayabilir. Bu gerilim nedenidir. Ama birilerinden daha kötüysen zaten mutsuzsundur. Hiç uğraşmaya gerek yok. Koşturmacı zihin vardır. O bir şeyleri başarsa da bir türlü oturup ya aferin, güzel oldu be, çok şükür, ellerine sağlık demez kendine, diyenleri de küçümser, yok canım bizimki de iş mi falan diye. Bir türlü kendilerine ödül vermezler, sandalyeye, koltuğa yaslanmazlar. Koştukları yokuş bitince yeni bir yokuşun dibinde bulurlar kendilerini. Şimdi burada olmamak içindir bu. Hemen arkasından tabii ki korkunçlaştırıcı zihin gelir. Onlara göre sevdiği birinin geç kalması birkaç dakika mutlaka bir felaket nedenidir. Deprem olmuştur, trafik kazası olmuştur. Kesinlikle daha kötü bir şey olmak üzeredir. Katastrofizasyon diyoruz psikolojide. Sürekli felaket senaryosu yazar bu tipler. Sonu gelmez. Mutlu olma ve huzur bulma haklarını ancak bu şekilde kendi ellerinden alırlar. Her anın kurbanıdırlar. Her an. Kurban olununca ilgiyi üzerine çekeceklerini zannederler. Ama özne olunca, kahraman olunca ilgi görmeyeceklerini düşünürler. İlginç bir zihin daha ortaya çıkıyor böylece. Kurban olmayı seven zihin, bir de kazıyıcı zihin var. Geçmişe gider gider oradan sürekli çöp toplar. Kokuşmuş şeyleri buraya getirir. Ay onu yapmayacaktım. O gün nasıl da aptallık ettim. O nasıl bir karardı öyle salak seni diye. Geçmişte yapılmış her şeyi getirir buraya koyar. Şimdiyi de ve tabii yarını da mahveder. Buraya hiçbir şey kalmaz. Bir de korkan zihin vardır. En garip anı budur. Duygularını ifade edememiştir. Yoktur ona göre insanın duygularıyla var olabileceği bir alan, bir an, bir mekan. Korktuğunu söyleyememiştir. Üzüldüğünü ifade edememiştir. Duygularını ne zaman açığa çıkarsa hep ayıplanmıştır. Korkmaktan korkar. Korkmaktan ayrıca utanır. Şimdi hem korkan hem utanan birini düşün. Şimdi burada nasıl hayatın pürüzleriyle baş edebilir? Onlar varken nasıl mutlu olabilir? Onca aksilik varken. Güzel bir söz biliyorum. Dans etmek için yağmurun dinmesini niye bekliyorsun? Belki yağmur altında dans etmek güzeldir. Evet, ıslanmak güzeldir ve selam.